şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu. Ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu, yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar, bugün bir erkek olarak ailenizle nasıl sağlıklı ilişkiler kurabileceğiniz hakkında konuşacağız. Bu çok önemli bir konu çünkü insan ilişkilerinde gelişim kat etmenin ilk adımı aile ilişkilerinizi doğru şekilde yönetmekten geçer. Şimdi ideal bir senaryoda tüm aile bireylerimizle iyi bir şekilde anlaşmak ve aramızda saygı ve sevgi ilişkisi kurabilmek isteriz. Fakat maalesef bir ideal senaryo var, bir de Türkiye gerçekleri var. Ve maalesef çoğu Türk genci için aile ilişkileri ideal bir konumda olmaktan çok uzak. İşte bu bölümde bütün bunların sebeplerini ve bunların potansiyel çözümlerini ele alacağız. Ama başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videonun etrafındaki çan işaretini tıklayarak yeni gelen videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Erkek adam olmak her şeyden önce bir kafa yapısıdır. Ve bu kafa yapısını edinmenin gereksinimlerinden birisi de omuzlarınıza yüklenmiş performans yükümlülüğünün farkına varmaktır. Erkek performans yükümlülüğünü yerine getirdiği ölçüde sevilir ve yerine getirdiği ölçüde saygı duyulur. Kendisinden beklenen performansları yerine getiremeyen erkekler asla sevilmezler ve asla saygı görmezler, kendi ailesi tarafından bile. Bunu meşhur komedyen Chris Rock çok iyi bir dille açıkladı aslında. Sadece kadınlar, çocuklar ve köpekler karşılıksız sevilir. Erkekler sadece bir şeyler sağladıkları koşulda sevilirler. Doğduğumuz andan yetişkin bir erkeğe dönüştüğümüz ana kadar geçen süre içerisinde ailemizle birlikte yaşıyoruz. Onların çocukları oluyoruz ve onlar bize bakıp ihtiyaçlarımızı karşılamakla sorumlu oluyorlar. Karşılığında da üzerimizde otorite sahibi oluyorlar. Bu dinamik bizler henüz bir oğlan çocuğuyken yetiştirilmemizde işlevli olabiliyor. Fakat ergenlikten yetişkinliğe geçiş süresinde ailelerimizle sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu neredeyse her erkeğin özel yaşamında ve aile ilişkilerinde gözlemlenebilen evrensel bir durum. Peki neden böyle? Büyüdükçe içimizde uyanmaya başlayan erkek doğamız etrafımızdan saygı talep etmeye başlıyor. Doğru bir şekilde büyüyüp olgunlaşabilmek için saygı görmeye ihtiyacımız var. Ama genelde bu süreçte bize en çok saygısızlığı kendi ailemiz yapıyor. Aslında bu onların da suçu değil çünkü biz saygıyı hak etmiyor oluyoruz. Saygıyla ilgili sorun ve saygıyı elde edilmesi zor yapan şey, saygının sahip olunmayı hak edilmesi gereken bir duygu olması. Saygıyı hak edebilmek için ise size saygı duyan insanlara muhtaç olmamanız gerekli. Ailenizin size saygı duyamayışı da tam olarak bundan kaynaklanıyor. Çünkü hala ailenize muhtaçsınız ve ailenize muhtaç olarak kalmaya devam ettiğiniz sürece onların gözünde yetişkin bir erkek değil bir oğlan çocuğu olacaksınız. Bunu bir erkek için oldukça tehlikeli yapan şey ise aileniz size en yakın insanlar olduklarından eğer ailenizin gözünde bir oğlan çocuğuysanız içten içe siz de kendinizi bir oğlan çocuğu olarak görmekten alıkoyamayacaksınız ve böylelikle tüm dünya sizi bir oğlan çocuğu gibi görecek. Kirayı ve faturaları ailenizin ödediği evde yaşadıkça, önünüze gelen yemeği önünüze aileniz koydukça, giydiğiniz kıyafetleri size aileniz aldıkça, cebinize açtığınız aileniz koydukça, hayatınızın sahibi de ailenizdir. Siz de hala onların oğlan çocuğusunuz demektir. Zaten sorun da burada ortaya çıkıyor. Aile fertleri tüm bunları yaptıkları için oğlan çocuklarından doğal olarak otoritelerine itaat etmelerini bekliyor. Fakat oğlumuz artık yetişkin bir erkek olduğunu ve saygıyı hak ettiğini hissettiğinden hak sanrısı içerisine girerek aile otoritesine baş kaldırmaya başlıyor ve uyuşmazlıklar doğuyor. Benimle özel görüşmelere gelen bazı arkadaşlar var mesela. Zengin ve varlıklı ailelerden geliyorlar. Altlarına arabaları, ceplerine son model telefonları konulmuş. Hiç okumayıp baba mesleğini miras alsa rahat rahat yaşayacak. Babasının zaten 7 ceddinin istihdamını kurtardığı arkadaşlar var. Ama bu adamların ciddi maskülen benlik problemleri var. Yeterli duygusal güçleri yok. Kadınlar konusunda başarılı değiller.
aileleri tarafından üzerlerine yüklenmiş büyük bir baskı var. Bunun en büyük sebebi sahip oldukları hiçbir şeyi hak ederek kazanmamaları. Aksine bu şeylerin kendilerinin özgürlüğü karşılığında onlara verilmesi. Yani bu adamlar böyle hayatlar yaşıyorlar ama bunun karşılığında ödedikleri bedel çok büyük. Kendi hayatları kendilerine bile ait değil. Bu yüzden önce bu sorunu çözmelisiniz. Bir erkek bu gerçeği ne kadar erken yaşta fark ederse onun için o kadar iyidir. Bir erkek hayat mücadelesine ne kadar erken atılırsa onun için daha iyidir. Hatta bunu bir adım ileriye taşıyıp şunu da söylüyorum. Eğer tıp, mühendislik, hukuk gibi yüksek gelir vaadi taşıyan mesleklere ilginiz yoksa sıradan bir üniversitede vaktinizi harcayıp çoktan hali hazırda bir çığa dönüşmüş olan işsizler kervanında yerinizi alacağınıza genç yaştan bir meslek öğrenmeniz çok daha iyi. Çünkü üniversite masraflarınızı yine aileniz karşılayacak. Yani onlardan bağımsızlaşma sürenizi arttıracaksınız. En azından bunu buna değecek bir şey için yapın. Öğretmenlik okumak buna değmez mesela. Ya da felsefe, sosyoloji gibi kıytırık bölümler. Bir erkek yaşını başını eline aldığı andan itibaren ilk amacı ve odağı bir şekilde aile evini terk etmek olmalı. Özellikle eğer aile sorunlarınızın ve anlaşmazlıklarınızın çözülmesini istiyorsanız ilk önceliğiniz bu olmalı. Çünkü aile evinde yaşadığınız sürece sorunlarınız katlanarak büyümeye devam edecek. Yetişkin bir erkeğin hala ailesinin evinde yaşaması normal ve doğal bir şey değildir. Bu sizin için zararlı çünkü öz saygınızı zedeler, aileniz için zararlı çünkü sizden rahatsız olmaya başlarlar ve gözlerindeki imajınız çizilir, rahatlığın bedelini ruhunuzla ödersiniz ve bu bedele hiçbir şey değmez. Ayrı zamanda ailenizle aynı evde yaşamanızla kadınlar konusundaki başarısızlıklarınızın arasında bir bağlantı olabileceği ihtimalini de görmezden gelmeyin. En basitinden mesela kızı eve atmak, birlikte vakit geçirmek istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Ben üniversite zamanlarından hatırlıyorum, benim evim kelimesini kullanmak ve kafanızda sizin evinizin olduğu inancını, sizin evinizin olduğu gerçeğini fark etmeniz oldukça iyi hissettiren ve özgürleştirici bir şey. Çünkü ev dediğimiz kavramın bilinçaltında çok büyük bir anlamı var aslında. Çünkü ev demek yaşam alanı demek. Benim evim demek benim yaşam alanım demek. Yani benim evim eğer ailemin evi ise benim yaşam alanım ailemin yaşam alanı demek. Yani ben ailemin yaşam alanının bir parçasıyım demek. Kendi hayatım, kendi yaşam alanım, kendi yaşam hayatım bana ait değil. Ama benim evim olduğunda o ev benim yaşam alanımdır. Yani benim hayatımdır. Hayatım bana aittir. Aynı zamanda kadınlarla olan ilişkilerinizde görüştüğünüz kadının sizin kendi evinizin olduğunu ve ihtiyaçlarınızı kendi ayaklarınızın üzerine durarak sağlayabildiğinizi görebilmesi etkileyicidir ve çekicidir. Bir kadını kendi evinize davet etmeniz aslında o kadını kendi yaşam alanınıza ve kendi yaşam düzeninize davet etmeniz demek. Aslında bir nevi o kadını kendi dünyanıza davet ediyorsunuz. Bu da aslında onun bilinçaltında kadının sizin çerçevenize girmesini sembolize ediyor. Bu açıdan da çekici bir şey aslında. Bunun üzerine daha çok konuşulabilir. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Ayrı bir eve çıkmak bir genç için her zaman zordu. Ama bu benim öğrencilik zamanlarıma bile kıyasla daha da zorlaştı. Bu yüzden bu aşamada ev kiralarının pahalılığından dem vuracaksınız, şikayet edeceksiniz. Aile evinin konforuna alışmış erkekler kısmen mantıklı gibi görünen bahaneleri hep bu şekilde kendisi için iyi olacak zor kararları almayı ertelemek ya da hepten engellemek için bir rasyonelleştirme aracı olarak kullandığını görebiliriz. Kira pahalıysa pahalı arkadaşlar. Eğer evden çıkmayı kafanıza koyduysanız ne yapar eder? Bir şekilde bunu başarırsınız. Gerekirse 4 kişi bir evi paylaşırsınız. Bunu hepimiz yaptık. Ben üniversiteye ilk geldiğimde ilk 6 ay 4 kişiyle aynı evde kalmıştım. 3 oda bir salon bir evdi. Birimiz bir salonda kalıyorduk mesela. Aile eviniz gibi rahat olmayacak ve birçok sıkıntıyla baş edeceksiniz. Ama bu sıkıntılar erkek benliği, hayat tecrübesi ve kendi geminizin kaptanı olma hissiyle birlikte gelecek ve bu her şeye değer. Peki ayrı eve çıkmaya karar verdiniz diyelim. Eve çıkacak ve aylık gelirleri ödeyecek imkanı nasıl bulacaksınız? Çalışarak. Garsonluk, barmenlik, baristalık ne olursa. Ama bir meslek öğrenmek en iyisi. Şimdiki aklımla geçmişe gitme şansım olsa ilk yapacağım şey bir meslek öğrenmek olurdu. Tesisatçılık, kaynakçılık, marangozluk ne olursa. Tercihim marangozluktan yana olurdu çünkü ahşap ev eşyalarına karşı ilgim var. Bu konuda şansınız varsa bir ustanın yanında çırak olarak başlamanızı tavsiye ederim. Yolun kolay olacağını vaat etmiyorum, aksine zor olacağına dair sizi temin ederim. Fakat bu zor yolu istikrarla yürümeye başladığınız zaman saygıyı hak etmeye başladığınızı göreceksiniz. Kendi hayatınızın sorumluluklarını tamamen elinize aldığınızda o hayatta kimin bulunup bulunamayacağına karar verecek otoriteye de sahip olacaksınız. Böylece size saygısızlık yapanları hayatınızdan atabilme gücünüz olacak. Evet bu anne babanız bile olsa. Ancak
artık onlara ihtiyacınız kalmadığında, ancak artık onlara ihtiyacınız kalmadığında aileniz sizi yetişkin bir birey olarak algılayıp size saygı duymaya başlayabilir. Çünkü onlara sizinle bir ilişkide olabilmek için başka bir seçenek bırakmamış olacaksınız. Ya sizi yetişkin bir erkek olarak çalışıp hak ettiğiniz saygıyı duyacaklar ya da hayatınızda olmayacaklar. Her iki türlü de kazanan siz olacaksınız. Fakat onlara herhangi bir alanda ihtiyaç duyduğunuz sürece sizi küçümsemeye, aşağılamaya ve hala götü boklu bir çocuk olarak görmeye devam edecekler. Çünkü dürüst olun, öylesiniz. İşte performans yükümlülüğünün anlamı budur. Şu hayatta aile ilişkilerinizden tutun geleceğinize, karı kız sorunlarından tutun finansal problemlere kadar her birisi sizin hayatta gösterdiğiniz performansa bağlıdır ve bu sorunların hepsinin istisnasız çözümü hayatın her alanında şahsi mesuliyet almayı bilmektir. Bu hayatta yapayalnızsınız. Ya kendinize bir hayat inşa edip bir yerlere gelebilmek için dişinizle tırnağınızla savaşırsınız ya da ailenizin bile saygı duymadığı ezik bir kaybeden olarak ölür gidersiniz. Hayat sizin hayatınız, ailenizin değil. Aileniz sizi dünyaya getirip bakımınızı yaptı diye kaderinizin iplerini ellerinde tutmamalı. Onu siz tarihin sayfalarında altın harflerle yazmalısınız. Evet arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Aile ilişkileri, özellikle baba ile ilgili ilişkiler konusunda daha fazla konuşmayı düşünüyorum. Bu konuda eksiklikleri olan, sorunlar yaşayan arkadaşlar olduğunu çok görüyorum. Peki sizin düşünceleriniz neler? Ailenizle, anne ve babanızla yaşadığınız sorunlar neler bu konularda? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda konuyla alakalı ya da alakasız sorularınız varsa yine yorumlar bölümüne yazarsınız. Evet, videoyu beğenen ve kanalımı takip eden herkese çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.